Sayın Valim okul üzerinde yaşar, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Efendim saygılar, hoş geldiniz. Burada bir karşılıklı konuşma ortamı yapacağız. Sonra sınav olacak. Sınavdan geçemeyenler burada kalacak. diye söylesen tabii bu kısmını not olarak aklınızda tutun. Sınav olmaya devam ediyorsunuz. Gerçekten de sınav olacaksınız. Şaka yapmıyorum. Sınavdasınız zaten. Sınav. Ne sınavı? Hayat sınavı. Hayat sınavı. Devam ediyor. Öğrencilik olarak bir kısmını devam ettiriyorsunuz. Hayatın değişik evreleri var. Şu anda öğrencilik sınavında buradasınız. O sınav hiç bitmiyor. Hep bitecek diye yarınlara bırakıyoruz. Yarın daha şunlara diye bıraktığımız notlarda. Yarın başka bir gündem ve hayat telaşesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Okulunuzu çok beğendim. Buradaki öğrencilerimizin bir kısmı herhalde diğer okullardan geliyor. Kaç okulumuz var şu anda burada? 19 okulumuzdan. Onlar öğrencimiz mi geldi? Bu konuşmalar ya da karşılıklı bir araya gelmelerdeki temel motivasyon sizlerin baktığı perspektiften bizler bir şey öğrenebilir miyiz diye biraz kopya çekmek için geliyoruz. Dünya başka bir hızla döndüğünün farkındayız. Gençlerin, onların gördükleri dünyayı algılamak, belki de idarecilerin, öğretmenleri de dahil buna, hepimizin yapması gereken bir görev gibi. Dolayısıyla bizim size anlatacaklarımız önemli. Ama sizlerin söyleyeceği, sizin gördükleriniz, sizin yaşadıklarınızdan kesitler de ifade ederseniz, kendi adıma, beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım adına çok mutlu olurum. Çünkü önceden bilgiye ulaşmak, işte sanayi devriminden sonra bilgi devrimi, bugünün yaşadığımız dünyasında da bilgiyi kullanabilme devrimini yaşıyoruz. Bugün hepimiz öğrenme biçimlerini, öğrenme alışkanlıklarını değişen bir dünyada kendimizin rekabet ettiğimiz milyonlarca insandan, belki milyarlarca insanlardan farklılaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada kaç tane insan var bilen var mı? Şu anda dünya nüfusu ne kadar? Kim söyleyecek? En değerli şey, en yakışıklı şey, en güzel şey sizsiniz. Hiçbirine dert etmenize gerektirecek hiçbir konuda yok. Bu yaşlarda işte ben gittiğim kalabalık olmasının bir önemi yok. Gümüş, Ümmühan ve Ahmet için sadece onların varlığı önemli. Bunu neden bahsediyorum? Hepimiz, ben, kendim, etrafımdaki insanlar, annem.